olarak balık çiftliklerinin bölgeye kurulmama noktasında teklifi ilk kendim yaptım. Üyelere sundum ve sonra arkadaşlar bir rapor hazırlanmak üzere. Raporu hazırladılar. Ben Ankara'daydım çünkü belediyenin işlerini takip ediyordum. Ve belediyenin işlerini takip etmek için Ankara'ya gitmiştim. Belediye başkan vekilimiz toplantıyı yaptılar. Orada da belediye meclis üyelerimiz oy birliğiyle bunu kabul ettiler. Bu konuda yaptırım gücümüz noktasında bir yaptırım gücümüz yok ama tavsiye noktasında, kurulmama noktasında tavsiye kararının oy birliğiyle belediye meclis üyelerinden geçmiştir. Yani o konuda Anamur'un balık çiftliği kurulmasına şiddetle karşı. Yani gerekirse müdahil de oluruz ama biz tavsiye kararımızı bildirdik, bildiriyoruz. Bunu bir üst yazıyla, nerede bizim yazışlarımız? Müdür Bey. Hüseyin Bey. Bu balık çiftlikleriyle ilgili bir üst yazıyla nereye bildirdik dün? O nereye bildiriyoruz? Başkanım, o Çevre Bakanlığı'na gönderiyoruz. Çevre Bakanlığı'na bunu gönderiyoruz. Valiliğe yani, göndeririz başkanım. Evet, valiliğe ve Çevre Bakanlığı'na bir üstüne gönderdik mi, gönderiyor muyuz? Bugün gider başkanım. Tamam, bugün gider mi? Yani dün imzaladım, bugün gider. Şimdi arkadaşlar, bu konuda biz hassasız. Ha, biz ne diyoruz? Balık çiftlikleri de kurulsun ama burnumu dibine kurulmasın. Götürsün açığa 10 kilometre, 20 kilometre ileriye kursun. Çünkü bunu Batı yapıyor mu? Yapıyor. Yani nedir? O da yenecek. Ama benim gelip de 1 kilometre burnumun dibine kurarsa, 20 kilometre kursun açığa bana ne? Kursun açığa mu? Kuruyorlar başkanım. Açığa kurmuyorlar hiç. Hiç açığa ne abi? Temizleyeceğim diye getiriyor, yaklaştırıyor. Kanun onu değil, ihlal ediyorlar. İhlal ediyorlar. Şeydeki yazılarını normal ya, mesafede... Yok. Ne bu? Temizleme için buraya çekiyorlar. Ondan sonra da şey yapıyorlar. Yani o nedenle biz tavsiye kararımızı aldık. Çevre Bakanlığı'na, valiliğe dün imzaladım yazıyı gönderiyoruz. Basına da atalım. Basına da bir suretini dağıtabiliriz. Onu da hazırlayalım. Gönderelim arkadaşlara. Sonra diğer konuda arkadaşlar, yani sormadınız Ankara'da ne yaptın, ne ettin diye. Ya ben şimdi, su gözünü soracaktım ama. Şimdi arkadaşlar, İller Bankası Genel Müdürü'yle randevumuz vardı zaten. Bayramdan sonraki ilk mesai saatini saat 10'da oturup buluştuk. Tabii bir borçlanma talebimiz vardı. 7 milyon liralık asfalt şantiyesi kurulması, parke fabrikasının ve kompozit tesisinin kurulması ile ilgili. İller Bankası Genel Müdürlüğü bu olaya sıcak baktığını ve gerekli izinlerin alınma noktasında da bize isteklerini bildirdiler. Ben burada yok ya, Hasan Bey ve Ahmet Bey Belediye Başkan Vekili. Onlar sözleşmeleri imzaladılar, yazıları gönderdiler ve sözleşme imzaladık. 2.9 milyonun %10 bütçeden fazla olması hasabıyla izin alınması lazımdı. İzini Mahalli İdareler Genel Müdürü ile görüştüm. Hemen eksiklerimiz vardı. Yazın hemen izini verelim dediler. Yine bunun yanında araç alımındaki KDV muafiyeti konusunda teşvik belge noktasında ilgili genel müdür muavine daire başkanı ile görüştüm. Hemen evraklarınızı hazırlayın. Ben oradayken de gönderdiler yazıyı ve onunla ilgili de KDV muafiyeti verecekler. Ve bunun yanında yazılarımızı hızlandırdık. İnşallah konkursör tesisimizi, çünkü az 1.5 metre genişliğinde 1 kilometre uzunluğunda bir asfaltın normal maliyeti 60-70 arasında, biz 30-35 arasında maliyet mal edeceğiz. Yani %100 bir kar elde etmiş olacağız. Yani Anamur'a 100 kilometre asfalt yapacaksak bütçemizde 200 kilometre asfalt yapmanın derdindeyiz, sıkıntısındayız. İnşallah bunları da yapacağız. Sonra bunun yanında tabii abonuz yaylamız için 5 kilometrelik bir asfalt sözü aldık. Abonuz yaylasının içine eğer artarsa diğer yaylalarımıza bunu aktaracağız. Ama diğer yaylalarımızın da parke fabrikası kurulmaz. Özellikle Akpınar biraz dar. Orayı parkeyle açmak istiyoruz. Diğerine eğer olursa Kaş'a kaydırmayı düşünüyoruz. 5 kilometre 1 Temmuz itibariyle bu 5 kilometre asfaltımızı da abonuz yaylamıza yapacağız. Eğer artarsa Kaş'a aktaracağız. Yani gittiğimizde yine İstanbul'a geçtiğimde İstanbul'da Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülkadir Aksoy'la görüştüğümüzde bana dediği şu: projeyi getir, yardım noktasında ne yapabileceksek yapalım. Yine bunun yanında Çevre Bakanlığı'nda da ilgili genel müdürle görüştük yine. Bize bir kazıcı yükleyici vereceğini söyledi. Sıfır bedel. Yine diğer belediyeler
Birliği ile görüştüğümüzde bir çöp arabası vereceklerini söylediler. Tabi bu başlamamış. İlk başlar başlamaz vereceğiz dediler. Yine Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü ile görüştüğümde makul mantıklı olan neyin varsa hepsini imzalamaya hazırım dedi. Yani Anamur'a bizlere çok olumlu bakmaktalar. Ve dün itibariyle de bu Adliye Sarayımızın yapılma noktasında bir imar çalışmamız vardı. Bu imar çalışmamızın neticesinde bu Ören'de Adliye Sarayı noktasında bir belediye mesleğimizin teklifi belediye, Büyükşehir Belediye'mize geçmişti. İmar Komisyonu'na havale edilmişti. Dün itibariyle İmar Komisyonu'nda sağ olsunlar bize biraz da çok olumlu yaklaşarak, Ülke Hanım da dedi ben ilk defa bunu gördüm, çok olumlu noktada baktık, komisyondan geçtim. Meclisten de büyük ihtimal geçer inşallah. Adliye Sarayımızı temelini atıp Anamur'a ağır cezayı inşallah getireceğiz. Yani nedir? Silifke'deki yargılananların %60'ı Anamur bölgesinden ağır cezada olanlar. Yani Anamurları Silifke'ye yormayacağız. Burada hem paramız burada kalsın, hem mesaimizi iyi kullanalım noktasında onu da temelini atacağız. Jandarma Bölük Komutanlığı'nın binası yine aynı şekilde o da komisyondan geçti. Mersin Büyükşehir'den. Yine bunun yanında fizik tedavi rehabilitasyon merkezi Bozdoğan İlkokulu'nun olduğu yerde o da komisyondan geçti. İnşallah buraya şimdi bir tek hedefim daha kaldı bu imar noktasında. Çok hedefim var da ama ana nokta olarak Fatih İlkokulu'nun olduğu yeri tabii bundan sonraki hastaneye devredip orayı 250 yataklı bir bölge hastanesi içerisinde bütün branşların olduğu. Düşünün senede 2500 tane kardiyoloji hastası 2018 yılında resmi olarak Anamur dışına sevk edilmiş. Başta kardiyoloji merkezi ve kardiyovasküler cerrahi olmak üzere bu birimi de açılma konusunda 250 yataklı bölge hastanesi noktasında o imar çalışmalarımızı hızlandıracağız. Onun çalışmalarına bakıyoruz. Yani şunu diyorum, Anamur yarın bir kent olduğu vakit ana ihtiyaçları olanların bizim dönemimizde Allah'ın izniyle imar çalışması bitirilecek, bakanlıklarda takip edilecek. Yine bunun yanında Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüştüğümde Gazipaşa Anamur yolunun Gazipaşa tarafı 11 kilometrelik bir tünel ve 1 kilometresi şu an delinmiş vaziyette. Bizim bölgedeki bu Melleş'ten ilerideki tünel viyadük noktasında 2020 yılında ihale edeceklerini 2 yıl gibi bir süre içerisinde bitirebileceklerini söylediler. Bunlardan da bilginiz olmasını istiyorum. Yani güzel bir çalışmamız oldu. Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız da geldi. Su konusunda birlikte çalışmanız var mı? Nedir? Onu anlattım. Şimdi genel müdüre şunu söyledim. Dedim ki bize 15 şu andaki su gözü Anamur içme suyu noktasındaki suyun 15 milyonluk bir hibemiz var. Bunu arttırma noktasında İller Bankası Genel Müdürü ile görüştüğümde olumsuz bir tavır sergilemedi. Ama net bir şey de söylemedi. Bunu da ben Büyükşehir Belediye Başkanımız bu katı atık projesi ile ilgili yaptığımız seçim katı atık projesi başkanı ve yönetimi yeniden yenileniyor. Yenilendi 2 senede bir. Geldiği vakit o toplantımızın neticesinde bunu gündeme getirdim. Beraber Ankara'ya gidebileceğimizi söyledi. Biz de buna sıcak baktığımızı ne zaman isterse İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne randevu alalım, beraber gidelim noktasında anlaşmaya vardık. Yine bunun yanında bu katı projesinin 20 milyon euro gibi bir hibe desteği var imiş. Var, ben de onu duydum ama bunun askıya alındığını, bunun içinde Aydıncık, Boyacazı Anamur Belediyesi ile beraber Büyükşehir Belediye Başkanımız Ankara'ya gidebilir miyiz? Hazır olduğumuzu söyledik. İnşallah bunu da eğer 20 milyonluk bu hibe programı duruyorsa bunu canlandırmak istiyoruz.